de ilçelerde yapmaya başlıyoruz. Ama iyice rehavete kapılmak yok. Rehavete kapılmadan, yorulmadan, usanmadan bu denetimlere devam edeceğiz. Ama bu mücadeleyi birlikte kazanabiliriz. Birlikte uyarsak kazanabiliriz. Yoksa vatandaşa ceza keserek kazanamayız. Değil mi? Bu mücadeleyi birlikte kazanacağız. Çocuklarımız bir an önce okula kavuşsun diye kurallara uyacağız. Değil mi? Yazık günah. Yazık günah. Onun için tüm hemşehrilerimizden bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Gelin hep birlikte bu mücadeleyi kazanalım. Tedbirlere uyalım. Yasaklara uyup da yurtlara alınan kimse var mı? İlgeler. Şu an 3 kişi var. 3 kişi var. Tamam. Dün akşam itibariyle 3 kişi var. O da istinaf. İzolasyon tedbirlerine aykırı hareket eden 3 kişiyi biz hemen yurda yerleştirdik. Sayın Valim, yurtlar deyince bu üniversiteye başlayacak öğrenciler aynı yurtlarda mı kalacak değil mi? Hayır. Yani bu yurt farklı. Için ayrı bir yer belirlemişiz. Yani ilimizde 2 tane, biri Boyabat'ta, biri burada olmak üzere 2 yurt belirledik. Bunlara sadece izolasyona aykırı hareket yapanlar öğrenci ve evsiz olanlar, işte inşaatlarda çalışan, evi olmayan, mekanı, adresi olmayan insanları yerleştiriyoruz. Öğrenci alınmayacak. Öğrenci diğer normal açılımda diğer yurtlar alınacak. Çok teşekkür ederim. İlgilenildiğinde şu ana kadar ne kadar ceza uygulandı vatandaşlara, kurallara uymayanlar? Yani şu ana kadar en az toplamda herhalde 300-400 bini bulmuştur yani. Sinop. Tabii. İnşallah 300-400 bin. 400 bini bulmuştur toplam bugüne kadar 8 ay içerisinde. Geçtiğimiz aylarda bu 32 kişiye toplamda maske takmama ve sosyal mesafe uymamada ceza kesilmiş. Maske takmama, işte kurallara riayet etmeme, hepsinin toplamını diyorum yani. Ayrı ayrı kalemleri var ama onu tabii bakmak lazım ayrıntısına. Onun için lütfen hemşehrilerimizden rica ediyorum. Lütfen akraba ziyareti, komşu ziyareti, bir sürü erteleyelim bunları. Düğünler zaten yasak. Kadınlarımızın altın günleri, bunları belli bir süreliğine erteleyelim. Lütfen erteleyelim. İl genelinde, çok teşekkür ederim. İl genelinde sadece ile özel hususi kurul kararınca alınacak önlemler var mı? Böyle bir şey düşünülebiliyor mu önümüzdeki süreçte? Sinop için söylüyorum. Vaka artışı olursa tabii ki vakanın durumuna göre önlem alıyoruz zaten. Vakanın artış hızına göre. Yani Sinop olarak sahil bandımız genelde iyi. İşte bazı ilçelerde sorunlarımız var. Bundan sonra denetimlerimizi sıkıntılı olan ilçelerde yapacağız. Hani burada yapıyoruz ya denetim. Evet. Artık ilçelere açılacağız. Denetimleri inşallah ilçelerde devam edeceğiz. Bıkmadan, yorulmadan denetimlere devam. Tek kişi kalınca. Tabii. En aza indirene kadar. Teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi iyi günler.